Değerli izleyenler, Samandıra Can Bartu testlerinden herkese merhabalar. Teknik direktörümüz Jorge Jesus ve tercümede Sinan Levi bizlerle birlikte. Öncelikle yayınımıza ve programımıza hoş geldiniz. Adana Demirspor karşısında belki de sezonun en iyi deplasman performanslarından birini göstermiştik. Ancak hakemin yanlış kararları ve maalesef haksız kararları bizleri hem üzerken hem de galibiyete engel oldu diyebiliriz. Bu konuda neler söylemek ister hocamız? Aynı zamanda karşılaşmayı nasıl değerlendirir? Muito obrigado por estar aqui. Ontem jogamos contra a Adana Demirspor. Jogamos muito bem, mas infelizmente não conseguimos ganhar o jogo por causa do árbitro também. E ele não foi justo. As decisões dele foi criticado muito. O que você quer dizer sobre isso e sobre o jogo em geral? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Estou a falar para os fãs do Fenerbahçe e por isso é que me importa estar a comunicar, porque tanto eles como a equipa diretamente fomos nós que ficámos afetados por uma decisão do VAR e da equipa de arbitragem com lances que praticamente não deixa dúvidas a ninguém. Nós tivemos duas grandes penalidades nítidas, onde o VAR podia até aqui ajudar a equipa de arbitragem e não o quis fazer, não porque não visse. O grande problema que eu coloco aqui, me parece que houve alguma intenção de prejudicar a equipa do Fenerbahçe, com lances capitais. É verdade que fizemos um excelente jogo. Numa situação normal de arbitragem tínhamos ganho aquele jogo, mas estamos vivos, a equipa está a crescer novamente com esta paragem e continuamos confiantes. Quando chegar ao fim, se tudo correr normalmente, vamos ser os primeiros. Öncelikle iyi günler diliyorum buradan. Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Çünkü onlarla iletişim halinde olmamız önemli diye düşünüyorum. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Onlar dün yaşananlardan etkilendiler. Şüphesiz diyebileceğimiz hakem kararlarında adaletsiz kararlar oldu. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda iki tane net penaltımız vardı ki orada VAR devreye girip en azından orta hakeme yardım edebilirdi. Görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. Ben Fenerbahçe'nin bu durumdan yara aldığını düşünüyorum. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi çok iyi bir performans sergiledik, iyi bir maç çıkarttık. Eğer normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Ama biz yolumuza devam ediyoruz, özgüvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten tekrardan ilk sırayı alırız. Eu nunca falei da equipa de arbitragem desde que cheguei à Turquia. Tenho um respeito muito grande pelos árbitros. Mas este jogo foi demais. Os anos que eu tenho de treinador, nunca tinha visto uma coisa tão parecida como tal, como aquilo que aconteceu, nitidamente num sentido para prejudicar uma das equipas, e neste caso foi o Fenerbahçe, e por esse motivo é que eu reagi, mas de uma forma educada. Com a equipa de arbitragem no momento, na altura quando acabou o jogo, porque acho que tenho direito, quando o jogo acaba, como faço sempre, falar com os árbitros e portanto dirigir-me a ele no sentido de dizer que não estava de acordo com ele no último lance do jogo, porque nem lhe falei de, como eu disse, das outras questões, e portanto foi muito evidente para ser verdade. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri hiçbir zaman daha önce hakemler hakkında konuşmadım ki kendilerine de büyük bir saygı duyuyorum ama dün maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum ve buna benzer bir şey daha önce görmemiştim. Bir takımın bu kadar saha içerisinde mağdur olduğu bir durumu, Fenerbahçe'nin dün başına gelen durum gibi, böyle bir durum daha önce görmemiştim. Dolayısıyla maç sonunda hakemin yanına gidip bunu dile getirmek istedim ama bunu saygısız veya terbiyesiz bir şekilde yapmadım. Maç bittikten sonra sadece son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmiştim. Onu söylemek için yanına gitmiştim. Belirtmiş olduğum gibi daha önce böyle bir şey görmemiştim. Eu fui diretamente quando o jogo terminou ao árbitro, porque estavam muitos jogadores do Fenerbahçe e a minha primeira intenção foi
chegar ao pé dos jogadores do Fenerbahçe e tirá-los daquela conversa que eles estavam a ter com o árbitro. Entretanto, eu disse ao árbitro que ele tinha se equivocado. O último lance do desafio, nem falei em grandes penalidades, não lhe falei de nada, só disse que o último lance do desafio que devia ser free kick, que não era penalti, que a jogada foi inside box e não outside box, mas ele tinha que marcar falta porque foi uma falta. Foi só isto que eu lhe disse. Não, foi contestar uma situação que acabou depois do jogo normal, a falar com o árbitro, e não sei porquê, ele disse que eu faltei ao respeito e deu-me o cartão vermelho. Orada kendisine saygısız hiçbir söylemim olmadı. Aslında maç bittiği zaman hakemin etrafında çok fazla oyuncu vardı. Fenerbahçeli oyuncular da vardı. Benim sahaya girerken ilk niyetim Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Kendisine penaltılardan bahsetmedim bile. Sadece maçın son dakikasında bize vermesi gereken free kick'ten bahsettim. Ceza sahası içinde değildi, dışındaydı ama o free kick'i vermesi gerektiğini söyledim. Penaltılardan bahsetmedi bile ama bu konuşmanın sonunda kendisi bana kırmızı kart gösterdi. Nedenini bilmiyorum. O bana saygısız bir davranışta bulunduğumu söyledi ama ben ona herhangi bir kötü bir söylemde bulunmadım. Tabii sonuç istediğimiz gibi olmasa da camiamız bütünlüğünü koruyor her zamanki gibi. Her zamanki gibi hem teknik direktörümüze hem de futbolcularımıza desteğine devam ediyor. Bu birlik beraberlikle ilgili neler söyler? Aynı zamanda taraftarımıza bir mesajı var mıdır? Son olarak eklemek istediği nelerdir? Última pergunta. Ontem o resultado não foi como a gente queria, mas o nosso clube continua unido. O que você quer dizer para os adeptos? Você tem uma mensagem para eles? Neste momento nós estamos a 6 pontos do nosso grande rival, que é o Galatasaray. Faltam muitas jornadas. O campeonato turco é muito competitivo. Ambas as equipas ainda vão perder pontos. Nós estamos seguros que temos muitas vantagens ainda para podermos chegar novamente ao primeiro lugar. O resultado de ontem, ao contrário, se alguém pensa que nos desuniu, pelo contrário, a equipa está mais unida, a equipa sentiu que fez um grande jogo, a equipa sentiu que só não ganhou porque houve uma equipa de arbitragem que não deixou, e portanto vamos continuar a pensar que vamos recuperar estes pontos de forma que a equipa volta ao primeiro lugar. Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ama ligin bitmesine henüz çok fazla maç var ve Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig. Türkiye Ligi'nde her takım puan kaybedebiliyor. Biz birinci sıraya tekrardan çıkabileceğimiz düşüncesindeyiz. Bu özgüvenimiz var. Dünkü sonuç sonrası bizim kulübümüzün kötü etkilenebileceğini düşünenler olabilir ama tam tersi, bu tarz bir sonuç aldıktan sonra biz daha da birlik olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çünkü herkes gördü ki takımımız harika bir performans gösterdi maçta ama hakem kararları sebebiyle galip gelemedik ama biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrardan birinci sıraya ulaşabilmek için, aradaki puan farkını kapatıp birinci sıraya ulaşabilmek için. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sinan, sana da çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığı için. Evet değerli izleyenler, Samandıra Can Bartu testlerindeydik ve teknik direktörümüz George Jesus'la kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Yayınımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.